İşletme iletişimi dersimize hoş geldiniz öncelikle. Bu dönem birlikte yapacağız bu dersi. Ben Serap Beniler, Anadolu Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon Anabilim Dalında öğretim üyesiyim. Ben de editörüyüm. Şimdi biz bu derste genel olarak iletişim kavramı üzerinde duracağız. Sonra işletme iletişimi nedir? İşletme iletişiminin önemini arttıran faktörler nelerdir? İşletme iletişiminin kapsamı nedir? Ve işletme iletişiminde hangi yeterliliklere sahip olmak gerekir? Bu konular üzerinde duracağız. Şimdi iletişim nedir dersek? İletişim paylaşmak anlamına gelir. Paylaşmak da bir ya da birden fazla kişiyle bir şeyler yapmak aslında. İletişimde, paylaşımda başkalarıyla düşüncelerinizi, hislerinizi, fikirlerinizi ya da içgörülerinizi iletmeniz gerçekleşir. Bu şekilde bir paylaşım yaparsınız iletişimde, iletişim yoluyla. İletişim yoluyla paylaştığınız şey aslında bir anlamdır. Anlam alışverişi yaparsınız. Bir anlamda iletişim insanlar arasında bir anlam köprüsü oluşturmayı sağlar. Sözcüklerin kullanıldığı bağlama bakarak, sorular sorarak aramızdaki işte iletişim sırasındaki ortak anlamı keşfedebilir ve verilen soru anlayabiliriz. İletişim bu şekilde gelişiyor ve gerçekleşiyor ve bir anlam oluşuyor. İletişimin işlevleri nelerdir dediğimizde, işte iletişim önce enformasyon amacıyla gerçekleşir. Tabii ki enformasyon bilgi alışverişi, bilgi almak, bilgi vermek. Bu özel hayatımızda da olabilir, iş hayatımızda da olabilir. Sosyalleşme, sosyalizasyon da yine iletişimin işlevlerinden biridir. Biz nasıl hani kendi özel yaşantımızda önce ailemizle, sonra yakın arkadaşlarımızla, dostlarımızla, çevremizdeki insanlarla iletişim kurarak sosyalleşiyoruz. İş yerinde de böyle hani şey amacıyla bilgi alışverişi ya da iş yapma amacının dışında da sosyalleşme için iletişimden yararlanıyoruz. Ayrıca motivasyon sağlar iletişim. Yani insanlar, konuşan hayvanlardır denir. İnsanlar konuşa konuşa şey yaparlar, kendilerini gerçekleştirirler. Motivasyon da ancak iletişim yoluyla gerçekleşecek bir şeydir. Eğitim tabii ki iletişim, yani şu anda da işte eğitim ortamındayız ve yine iletişim sayesinde biz bu eğitimi gerçekleştiriyoruz. Kültürel gelişim, yine nesilden nesile şeylerin aktarılması, değerlerin, normların, işte kültürel diğer unsurların aktarılması da yine iletişim yoluyla oluyor. Ayrıca iletişim eğlenme, mutlu olma aracıdır. İşte sinema seyrediyoruz, filmler izliyoruz, tiyatrolara gidiyoruz, konser gidiyoruz, başka eğlenceli şeyler yapıyoruz. Yani iletişim sayesinde oluyor bu. Bir başka iletişim entegrasyonu ve bütünleşmeyi sağlar. İnsanlar arasında bir diyalog geliştirerek insanları bir araya getirir. Pek çok iletişim türünden edebiliriz. Gerçekleştiği ortama göre iletişim, işte mesela eğitim ortamında iletişim, aile ortamında iletişim, özel sosyal ortamlarda iletişim gibi farklılarda farklı iletişimler gerçekleşir. Süreçte yer alan kişilere göre iletişimde işte kişinin içsel iletişimi,
Yani kendi kendisiyle olan iletişim, kendisini dinlemesi. Yani mesela başınız ağrıyor ya da bir yeriniz ağrıyor, bir rahatsızlığınız var. Ne var? Kendinizi dinleyerek nerenizde ne olduğunu anlayabilirsiniz. Ya da duygularınızı analiz etmeniz gerekiyor. Şu anda mutlu muyum, mutsuz muyum, nasılım? O zaman da yine içsel iletişim kuruyoruz. Biz aslında işte kendimizi sorguluyoruz. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık değerlendiriyoruz. Bütün bunlar iç iletişimdir. Bireyler arasında gerçekleşen iletişim bir başka iletişim türü. Yani insanlar zaten sosyal varlıklardır ve iletişim kurmadan olmazlar. İşte karşılıklı iletişim gerçekleşir insanlarla. Başka gruplar arasında iletişim gerçekleşebilir. Bu grup bir küçük grup mesela, ailede bir küçük grup. İş yerinde gruplar vardır. Ne bileyim, arkadaş grupları vardır. Bu gruplar arasında da iletişim gerçekleşir. Bir örgütsel iletişim söz konusu. Tabii bizim özellikle konumuz olan şey örgütlerde iletişim. Bu konuyu daha ayrıntılı tabii ki. Ve kitlesel iletişim. Kitlesel iletişimde bir noktadan pek çok izleyiciye, dinleyiciye, takipçiye ulaşılan mesela sinema, televizyon ve radyolar, gazetelerde olduğu gibi o iletişim. İşleyiş yönlü iletişim türü iki tane, işte tek yönlü iletişim, çift yönlü iletişim diyebiliriz. Tek yönlü iletişimde gönderici mesajı karşı tarafa gönderir. O mesajın alınıp alınmadığı veya ortak anlayışa ulaşılıp ulaşılmadığı bilinmez. Ama çift yönlü iletişimde geri bildirim alarak mesajın anlaşılıp ulaşılmadığı anlaşılır ve geriye tekrar anlaşılacak şekilde yeniden mesaj iletilebilir. Kullanılan yöntemlere göre iletişim, işte sözlü iletişim, dille konuşarak kelimeler aracılığıyla iletişim, yazılı iletişim. Bir de sözsüz simgesel iletişim var. Bu sözsüz simgesel iletişimde de biz herhangi bir şey yapmadan, yani bir konuşmadan ya da bir şey yazmadan beden dilimizle, jestlerimizle, mimiklerimizle karşı tarafa mesajlar iletiriz. Mesela şurada fotoğrafta gördüğünüz gibi bir sürü şeyler var, farklı duruşlar var. Burada bir kişilerin hiçbir şey söylemesine gerek olmadan onların içinde bulundukları duygu durumunu ya da bize vermek istedikleri mesajını biliyoruz mesela, değil mi? Beden duruşlarıyla, jestleriyle, mimikleriyle bize şeyler iletiyorlar. Başka iletişim türleri engelleri aşma amacına göre iletişim. İşte empatik iletişim. Empati biliyorsunuz iletişimde kendinizi karşıdakinin yerine koyarak, tam koyarak değil de onu anlayarak, onun içinde bulunduğu koşulları değerlendirerek iletişim kurmanız demektir. Güdüleyici iletişim, işte karşı tarafı, alıcıyı bir şeye motive etmek. Yani onu bir şeye yaptırmaya ikna etmek, yapmaya ikna etmek için yapılan iletişim. Etkili iletişimin etkili olması için her türlü unsuru içeren bir iletişim. İkna edici iletişim, karşı tarafı bir şeye ikna etmek amacıyla gerçekleşen iletişim. Kurulan ilişkinin yapısına göre iletişim formel ya da informal iletişim olabilir. Formel iletişim bir örgütte, özellikle örgüt yapılarında nasıl olacak, kimin kimle iletişim kuracağı, hangi zamanda nasıl bir iletişim olur, hangi araçlar kullanılarak yapılacağı formel olarak belirlenmiştir. Siz onun dışına çıkamazsınız. Ama informal iletişim öyle değil. Informal iletişimde doğaçlama olarak gerçekleşir. Özellikle dedikodular, fısıltı gazeteleri yoluyla gerçekleşen iletişimdir. Herhangi bir formel yapı yoktur burada. Bir başka şey, kullanılan kanala ve araca göre iletişim. Duysal iletişim. Ya mesela şurada bir aşçıyı görüyoruz, yemeği kokluyor. Şimdi burada bu yemeğin işte yemek şöyledir, böyledir demeye hiç gerek yok. Yemeği koklayarak, hepimiz öyle değil miyiz? Önümüze bir yemek geldi.
geldiğinde onun kokusu, görüntüsü bize lezzet hakkında sinyaller veriyor. Öyle seçiyoruz yiyeceğimiz yemeği. Mesela burada da aşçının o yemeği çok beğendiğini yüz ifadesinden anlayabiliyoruz. Kokladı çünkü bakın bu duyusal bir iletişimdir. Beş duyuya hitap eden iletişim duyusal iletişimdir. Haberleşme araçlarıyla iletişim kurulabilir. Bu da işte haberleşme araçları, bilgisayar, telefon gibi. Yani bu bir pankart da olabilir. Çok çeşitli haberleşme araçları, bir megafon da kullanabilirsiniz. O da bir haberleşme aracıdır. Kurulduğu zamana ve mekana göre iletişimde yüz yüze, uzaktan, eş zamanlı olmayan iletişim şeklinde gerçekleşebilir. Yüz yüze iletişimde yani kişiler hiçbir aracı olmadan yüz yüze konuşabilirler, görüşebilirler. Ama uzaktan iletişimde bir araç devreye girer. Mesela şu anda sizinle gerçekleştirdiğimiz iletişim uzaktan iletişim. Bu iletişim eş zamanlı olmayabilir, eş zamanlı olabilir. Şu anda eş zamanlı iletişim gerçekleştiriyoruz. Şimdi işletme iletişimi nedir? Genel olarak iletişime baktıktan sonra. İşletme iletişimi bir işletmenin faaliyetleri bağlamında gerçekleştirdiği iletişimdir. Kişiler arası, grup, kamu ve kitle iletişimi bağlamlarında yazılı, sözlü ve simgesel formatlar aracılığıyla mesaj üretme, iletme, alma ve yorumlama sürecidir. Hani genel bir tanımını yapacak olursak işletme iletişiminin. İletişim bir işletmenin yaşam kaynağıdır. Nasıl insanlar sosyal varlıklardır, iletişim kurmadan olmazlar diyorsak, işte şeyde tabii işletmelerde de bu böyledir. Neler yapılır işletmelerde? İşte bilgi alışverişi yapılır, işler yapılır. Yani bir işler vardır işletmelerde, bunun yapılması lazım. Bu nasıl olacak? İşte kişiler birbirleriyle konuşacaklar, iş bölümü yapacaklar, kim neyi ne zaman öğrenecek, yöneticilerinden öğrenecek, sonra yapılanlar kontrol edilecek gibi yani hani işletmede işler iletişim yoluyla yapılıyor. Planlar hazırlamak, işte teklifler yapmak, anlaşmaya varmak, kararları uygulamak, satış yapmak, sipariş göndermek, bütün bunlar iletişim sayesinde oluyor. Bir işletmenin başarısı ve büyümesi için iletişim şart. Çünkü iletişim, pazardaki önemli topluluklarla daha yakın bağlar kurulmasına, etkili sohbetleri, algıları ve eğilimleri etkileme fırsatları yaratılmasına, daha fazla üretkenliği ve daha hızlı sorun çözmeyi, daha iyi finansal sonuçlar ve yatırımcılar için daha yüksek gelir elde etmeyi, artan işletme maliyetlerinden kritik güvenlik sorunlarına kadar sorunlara ilişkin, tüm sorunlara ilişkin daha erken uyarı sistemi kurmayı, zamanında ve güvenilir bilgiye dayalı daha güçlü kararlar almayı, daha net ve daha ikna edici pazarlama mesajları üretmeyi, çalışanların işlerine fazla katılım sağlamalarını, daha yüksek çalışan memnuniyeti elde edilmesini ve daha düşük devir hızını sağlar iletişim. İşletme iletişimin temel amaçlarına baktığımızda tabii ki örgütsel iletişimi gerçekleştirmek, yönetsel iletişimi gerçekleştirmek, kurumsal iletişimi gerçekleştirmek, halkla ilişkiler, marka ve pazarlama iletişimini gerçekleştirmektir. Yani temel amaçlar bunlardır. Bunlar çevresinde işletme iletişimi gerçekleşir. Şimdi günümüzde işletme iletişimini arttıran pek çok faktör var. Bu önemli faktörler görüyorsunuz alt alta sıralanmış. Bunların en başında küreselleşme gelmekte. Artık işletmeler küresel süreçte. Yani önce işte yerel olan işletmeler ulusal düzey, ulusal olanlar uluslararasılaşmaya ve sonra da küreselleşmeye başladılar. Yani günümüzün artan ekonomik faaliyetleri bu yönde gidiyor ve küreselleşme iletişimin önemini çok arttırdı. Yani
yerel bir işletmenin sadece kendi şehrinde, kendi kasabasındaki bir işletmenin iletişimiyle günümüzde artık küresel boyuta ulaşmış bir işletmenin iletişimi aynı değil doğal olarak, kabul edersiniz. Bu önemli bir faktör. Bir başka şey, iş gücü çeşitliliği arttı. Yani artık tek tip insanlar çalışmıyor. Çeşitlilik dediğimiz şey, çeşitlilik birisine, karşıdakine benden farklı diyebileceğiniz her türlü özelliktir. Mesela işte cinsiyet bir çeşitliliktir. Yaş, din, dil, ırk farklılıkları, bunların hepsi bir çeşitlilik doğurur. Hani eğer işletmeler küreselleştiyse iletişim de küreselleşmiştir. Dolayısıyla çok çeşitli insanlar artık iş yerlerinde çalışıyor. Tabii ki bu mesela Amerika gibi çeşitli ülkeden insanların geldiği ülkeler gibi ülkelerde bu böyleydi ama şimdi artık Amerika olmaya gerek yok. Her yerde bu böyle. Mesela Türkiye'de çok farklı dil, din, ırktan insanlar bir arada işletmelerde çalışıyorlar. Tabii bu neyi getirdi? Kültürler arası iletişim gereklerini getirdi. Dil bariyerini aşmayı getirdi. Mesafeleri getirdi ve bu mesafeler arası iletişim için farklı yöntemler bulunmasını getirdi gibi, yani bir sürü etkisi oldu. Ticari bilgi, artan ticari bilgi ihtiyacı işletmelerin iletişimi daha da zorunlu hale getirdi. Doğru bilgiye ulaşmak, zamanlı bir şekilde ulaşmak ve doğru araçlarla, doğru kanallarla da bu bilgiyi iletmek etrafa, çevreye. Bu nedenle iletişim bir önem taşıyor işletmeler açısından. Bir başka şey, ekip çalışması arttı. Şimdi bireysel çalışmalarda bir yönetici vardır. Yönetici çalışanlarına ne yapmaları gerektiğini söyler. Sonradan yaptıklarını kontrol eder. Böyle bir karşılıklı alışveriş vardır. Ama artık hani günümüzde ekip çalışmaları daha çok ve proje bazlı çalışmalar arttı. Özellikle teknoloji sektöründe, bilgi ve iletişim sektöründe ekip çalışması çok yoğun bir şekilde yapılıyor ya da ARGE çalışmalarında. Şimdi burada ekiplerin birbiriyle hem ekibin kendi içinde iletişimi hem de ekiplerin birbiriyle iletişimi, ekibin yönetimle iletişimi ayrı bir hassasiyet gerektiriyor. Teknolojik gelişmeler de işletme iletişimini etkiledi. Tabii teknolojinin sağladığı nimetler daha hızlı, daha düşük maliyette, daha geniş kesimlere ulaşma imkanı sağladı. Bunun kolaylaşması da iletişim kontrolünü güçleştirdi. Yani kontrolsüz bir şekilde, yani ufacık bir mesaj yazdığınızda herkes o mesaj gidebilir ve bu yanlış bir şeyse önemli sorunlarla karşılaşılabilir. Yani teknoloji nimetleriyle, külfetleriyle beraber geliyor. Örgüt yapıları değişti. Şimdi eskiden formal, işte şey, geleneksel hiyerarşik örgütler vardı ama artık şimdi biraz önce söylediğim gibi proje bazlı yapılar, matrix yapılar, ağ yapılar, ağ işletme yapıları, bunlar iletişimin önemini arttırdı. Örgüt kültürü de yeni gelişen duruma uygun örgüt kültürlerinin oluşturulması, bu kültürün iletişime etkisi, iletişimin kültüre etkisi, bir etkileşim var burada. İletişimin önemini daha da arttırdı. Farklı liderlik tarzları da yine işletme iletişimin önemini arttırıyor. Yani liderler farklı tarzlarda iletişim kuruyorlar izleyenleriyle. Mesela işte otokratik liderler daha çok sert emir veren, karşıdan hiçbir geri bildirim beklemeyen liderler mesela. Ama daha demokratik katılımcı liderler izleyenleriyle birlikte karar vermek, birlikte hareket etmek, onların görüşlerini de almak isterler. Bunun dışında işte pek çok liderlik tarzları var, dönüştürücü liderler,
Hizmetkar Liderler kitabınızda okursunuz. Bu değişik liderlerinde farklı iletişim tarzları var. Etik iletişim bir konu haline geldi. Etikte yani iletişimde bir yasal boyut var, hukuk boyutu var. Hukukta siz içinde dikkat etmeniz gereken bazı şeylere mutlaka dikkat etmelisiniz. Etmezseniz yasal yaptırımlar olur. Yani mesela kişinin gizlilik hakkına da saygılı olmak zorundasınız. Onun kişilik haklarına zarar verecek bir iletişim paylaşımı yapamazsınız. Sonra bir sürü hani iletişimde işte siber zorbalık denilen kavram var, hackerlık denilen kavram var. Bütün bunlar aslında suç. İşte hukukta artık hukuk, ülkelerin hukukları da bu suçları tespit edip bunlara yönelik düzenlemeler yapmaya başladı. Ama etikte yasal bir yaptırımı yok ama karşılıklı iletişimin bir kuralı var. Netiket deniyor buna. Net ve etik kavramlarının birleşiminden netiket diye bir kavram var. Bu netiket kavramı da iletişim sırasında etik ilkeler ya da protokol kuralları diyebiliriz. Bu protokol kuralları gelişmeye başladı ve önem kazandı tabii ki. İşletme iletişimin kapsamı biraz önce hani amaçlarında da söz ettiğimiz gibi örgütsel iletişim, yönetsel iletişim, kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, marka iletişimi ve pazarlama iletişimidir. Şimdi örgütsel iletişim, örgütün amaçlarının gerçekleştirilmesi, örgütü oluşturan unsurlar arasında gerekli ilişkilerin kurulması ve bilgi akışının sağlanması, örgütün sosyal ve teknolojik gelişmelere uyumunun kolaylaşması, verimli ve etkili bir şekilde yönetilmesi, dinamik bir yapı içinde ve çok yönlü, etkileşimli bir iletişimin mümkün olması için çaba sarf eder. Örgüt iletişiminin temel şeyi budur. Şimdi örgütsel iletişimi biz formal iletişim ve informal iletişim olarak ikiye ayırıyoruz. Çok özür dilerim, burada bir yanlışlık olmuş. Informal iletişim solda, formal iletişim sağda olacaktı. Bunu slide hazırlarken yanlış olmuş, çok özür diliyorum. Yani bu dikey, yatay ve çapraz iletişim formal iletişimin altında olması gerekiyordu. Formal iletişim biraz önce şey yaptığımız gibi, söylediğimiz gibi örgüt tarafından tasarlanmış iletişimdir. İşte mesela dikey iletişimde yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı, yani bir hiyerarşide yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı yönlü işler. İşte yukarıdan aşağı diyelim ki genel müdür, genel müdür yardımcısına, genel müdür yardımcısı müdürlerine, müdürler şeflerine, şefler çalışanlarına iletir genel müdürün mesajını. Böyle bir akış vardır. Peki aşağıda çalışan kendisine verilen görevi yaptığında ne yapıyor? Şefine raporluyor. Şefi müdürüne, müdürü genel müdür yardımcısına, genel müdür yardımcısı da genel müdüre raporluyor. Bu şekilde bir akış söz konusu. Formel olarak böyle tasarlanıyor. Ama tabii hiyerarşik yapılarda da bu dikey iletişim her zaman yeterli olmuyor, ihtiyaca cevap vermiyor. Çünkü bu zaman alıcı bir şey. Hani böyle şey atlamadan, silsile atlamadan kademeler arasında iletilmesi mesajın ve bir sürü de sorunlara hem zaman hem de mesaj bozulmalarına yol açıyor. O yüzden yatay iletişimle bu daha hızlı sorunun çözücü bir iletişim yöntemi uygulanıyor. Yatay iletişim aynı düzeydekilerin birbirleriyle iletişimi. Yani işte müdürler birbirleriyle, genel müdür yardımcıları birbirleriyle, şefler birbirleriyle iletişim kuruyor şeklinde. Hani bir şey olduğunda, sorun olduğunda aralarında konuşarak halledebiliyorlar ya da aralarında yazışarak. Neyse ya sözlü ya yazılı. Bir de çapraz iletişim var. Bu çapraz iletişimde farklı
bölümler, farklı düzeyler arasında gerçekleşen bir iletişim. İşte mesela pazarlama yöneticisi bir insan kaynakları uzmanını arayıp bir sorununu çözebilir mesela. Ya da işte bir finans yöneticisi pazarlamada ustabaşını arayarak varsa bir sorun ürünle ilgili onu çözebilir mesela. Hani bu şekilde bir iletişim yine zaman kazanmak ve daha etkili iletişim gerçekleştirmek için bu yola başvuruluyor. İnformel iletişime baktığımızda da informel iletişim bu formel iletişimin dışında insanların birbirleriyle olan ilişkilerinden kaynaklanır. İnsanlar sosyal varlıklardır dedik ve aralarında pek çok ilişkiler olabilir. Bu iş ilişkisi olabileceği gibi hani aynı meslekten olma, aynı işi yapma, aynı ekip içinde olma gibi. Aynı zamanda işte aynı okuldan mezun olma, aynı mahallede oturma, aynı binada oturma, aynı memleketli olma, akraba olma gibi farklı nedenlerle de aralarında iletişim olabilir, ilişkiler olabilir. Şimdi informal iletişim, formal iletişim hatlarını izlemez. Yani orada nasıl genel müdür, genel müdür yardımcılar şeklinde bakış var. Burada öyle değil. Yani genel müdür aşağıdaki hiç yönetici olmayan bir çalışanla iletişim kurabiliyor. Yani informal iletişim zaten hani çoğu şeyde karşılaşıyorsunuz siz bununla. Daha fazla uzatmayacağım. Zamanımız çok yok çünkü. Yönetsel iletişime baktığımızda yönetsel iletişim bir yöneticinin gerekli bilgiyi elde edebilmesi, etkili bir planlama yapabilmesi, sağlıklı ve doğru kararlar alabilmesi, sorunları çözebilmesi, ortak bir anlayış sağlayabilmesi, hedeflere ulaşabilmesi, çalışma ekibinden neyi beklediğini açıklayabilmesi ve onların anlamalarını sağlayabilmesi, nasıl yaptıklarını değerlendirebilmesi, faaliyetleri kontrol edebilmesi, çalışanları motive edebilmesi, çevreyle ilgili etkileşim sağlayabilmesi gibi pek çok amaçla gerekli bir süreç, önemli de bir süreç. Yani yöneticinin tüm düzeylerdeki yöneticinin en önemli uğraşlarından biridir iletişim. Neler gerçekleşir yönetsel iletişim aracılığıyla? İşte işe alıştırma mesela yeni işe başlayanlar için. Onlara işi öğretme, benimsetme için. Bilgilendirme çalışanları ve çevresindeki diğer insanları, yani ilişkide olduğu herkesi bilgilendirme, işte bağlılık oluşturma, entegre etme, etkileme, güven oluşturma, ilişki kurma, imaj oluşturma, izleme, değerlendirme çalışanların yaptıkları işleri, davranışlarını, çalışanlarına koçluk yapma, onları motive etme, öğrenme, öğretme, tanıma, yönlendirme pek çok amaç var gördüğünüz gibi. Bu amaçlara ulaşmaya çalışır. İşletme iletişimi kapsamında yer alan şeylerden bir tanesi de kurumsal iletişim. Bu stratejik bir araç, kurumsal iletişim. Kurumun etkili olduğu tüm gruplarla ilişkilerini kurumsal amaçlar ve stratejiler doğrultusunda düzenlemesini, kurum içi ve kurum dışı iletişim çabalarının etkili bir biçimde yönetilmesini, iletişimin kurumun kimliğini, imajını ve itibarını dikkate alarak iç ve dış paydaşların anlayabileceği tutarlı bir bütün halinde düzenlenmesini sağlayan bir şeydir kurumsal iletişim. Kurumsal iletişim aracılığıyla tüm yönetim düzeylerinde iç ve dış iletişimin en etkili biçimde gerçekleştirilmesi sağlanır. Bir kurumsal kimlik oluşturulur, olumlu bir kurumsal imaj yaratılır ve kurumun itibarı arttırılır. İletişim süreci stratejik bir bakış açısıyla dikkatle planlanır, kanalları ve yöntemleri bilinçli bir biçimde seçilir, birbirleriyle bütünleşik bir biçimde kullanılır. Önemli bir araç, stratejik bir araç olduğunu söyledik.
Bir başka kapsamda yer alan uygulama halkla ilişkiler. Halkla ilişkiler, kamuoyu önünde kuruluşun saygınlığını sağlamak ve sürdürmek amacıyla planlı ve sistemli bir iletişim sürecinin tasarlanması ve gerçekleşme sürecini içerir. Halkla ilişkiler fonksiyonunun görevleri ve sorumlulukları arasında işte kurum içi ve kurum dışı iletişim, kriz iletişimi, kriz yönetimi iletişimi, yöneticilere destek danışmanlık, medya ilişkileri, etkinlik yönetimi yer alıyor. Kurum içi, kurum dışı iletişimde yani halkla ilişkiler sadece kurum dışına yönelik değildir. Aynı zamanda kurum içi halkla ilişkiler diye de bir kavram var. Kitabınızın ilerleyen ünitelerinde bunlarla ilgili bilgileri bulabileceksiniz. Bu ilk ünitede sadece söyleyerek geçiyorum. Bir başka şey marka iletişimi. Bir ürün ya da hizmetle ilgili imaj ya da fikri yani bir markayı çok sayıda tüketicinin ayrıcı bir özellik olarak algılamasını, tanımasını, fark etmesini sağlamak. Marka bilinirliğinin ve olumlu marka tutumunu oluşturmak. Tüketicileriyle arasında bağ yaratıp bir sadakat kazanmak. Markanın algılanan değerini arttırmak amacıyla gerçekleştirilir marka iletişimi. Aynı ürün kategorisinde olsalar bile markaların hedef kitlelerine sundukları iletiler, markalar arasında belirgin farklılıklar bulunduğunu göstermektedir. İşte bunlar ürünün özellikleri, rasyonel ve duygusal faydaları kullanıcısına, markanın kullanıldığı yerler, olaylar, markanın fiyatı, algılanan değeri ve onu kullanan tüketici tipleri ile ilgili olabilir. Yani mesela siz şöyle bir düşünürseniz, bu markaların bazılarını kullanıyorsunuz veya kullanmasanız bile takip ettiğiniz markalar vardır. Bu sizin karşınıza markaların çıkması ve onu takip etmenizi sağlayan şey bu marka iletişimidir. Bir başka kapsamda yer alan çalışma pazarlama iletişimi. Pazarlama iletişimi işletmelerin faaliyette bulunduğu pazarlarıyla iletişim kurmak için kullandıkları iletişim kanalları, araçları, yöntemleri, stratejileri içeren bir alan. Temel olarak tüketicilerin güvenini kazanmaya, bir anlayış ve tercih geliştirmeye, hatırlatmaya, farkındalık yaratmaya ve ikna etmeye odaklanır pazarlama iletişimi. Pazarlama iletişimi günümüzde artık bütünleşik pazarlama iletişimi kavramıyla tanımlanmakta. Yani eskiden sadece pazarlama iletişimi ya da tutundurma olarak tanımlanan bir şeydi pazarlama iletişimi ama şimdi bütünleşik bir kavram olarak ele alınıyor. Bir işletmenin örgütü ve ürünleri hakkında açık, tutarlı ve inandırıcı bir mesaj oluşturma hedefiyle işletme içerisindeki çeşitli iletişim kanallarını dikkate bütünleştirip koordine etmesini sağlayan bir uygulama alanı bütünleşik marka iletişimi, bütünleşik pazarlama iletişimi. Esas olarak işte bir marka oluşturmayı, markanın finansal değerini yükseltmeyi, müşteri bağlılığı yaratmayı, dolayısıyla pazar payını arttırmayı amaçlar pazarlama iletişimi. Bütün bunların pazarlama iletişimine ait bütün çalışmaların birbiriyle uyumlu olması, birbirini tamamlaması ve bir bütün ve tek sesli olarak yapılması mümkün olur pazarlama iletişimiyle. Yani bütünleşik olmasının amacı budur. Ama mesela işte bu pazarlama iletişimin içinde işte reklam, doğrudan pazarlama, halkla ilişkiler, promosyon, sponsorluk, ambalajlama, satış yeri uygulamaları, araştırma ve ölçümleme gibi hepsi aslında kendi içlerinde ayrı ayrı olan alanların birbirleriyle ilişkili hem koordineli bir bütün olarak yönetilmesi. Yani bir markayı, bir ürünü tanıtmak için, farkındalık yaratmak için onun ambalajından işte ürünün özelliklerine, sonra bunun reklamından bir sürü sponsorluk faaliyetlerine kadar uzanan her şeyin
o birlikte aynı amaca hizmet etmesi sağlanıyor pazarlama iletişiminde. Şimdi bir de biraz işletme iletişim yeterliliklerinden söz edelim. Ne tür şeylere sahip olması gerekiyor işletmelerde insanlar başarılı olabilmek için? Örgütsel iletişim becerileri olmalı, liderlik iletişim becerileri, kişiler arası iletişim becerileri, sosyal dil bilimsel yeterlilikleri ve kültürler arası iletişim becerileri olmak zorunda. Yani olmazsa olmaz bunların geliştirilmesi gerekiyor bir işletmenin iletişiminde başarılı olabilmesi için. Şimdi örgütsel iletişim becerilerinden örnekler verelim. Örgütsel iletişim becerileri bir kuruluşun tüm iç ve dış paydaşlarıyla etkili bir şekilde iletişim kurmak için kullandığı insanlar arasında koordinasyona ve organize davranışa izin veren becerilerdir. Mesela açık bir tartışmayı başlatma, çatışmayı çözme, bilgi ağları oluşturma, önemli becerileri öğretme, bilgi teknolojisini kullanma, performans geri bildirimi sağlama, müzakere etme, ticari yazışmalar yapma, ikna edici sunumlar yapma gibi bunlar hep örgütsel iletişim becerileri kapsamında yer alır. Liderlik iletişim becerilerinde de yöneticiler ile çalışanlar ve çalışanların kendi aralarında güvene dayalı ve destekleyici ilişkiler oluşturmak için işte hikayeler anlatmak, metaforlar kullanmak, açık ve stratejik diyaloglar kurmak, bunların hepsi dahil olmak üzere iletişim yöntemlerini kullanan anahtar dış unsurlarla etkili bir şekilde iletişim kurulmasını sağlayan becerilerdir bunlar. Mesela işte heyecan uyandırma, değişim katalizörü olma, grup sinerjisi yaratma, ekip bağları kurma, teşvik etme, motivasyon sağlama, ikna etme, etkileme, iyimserlik oluşturma. Bütün bunlar liderlik iletişim becerileri kapsamında yer alır. Kişiler arası iletişim becerileri de ticari örgütün üyelerinin iç ve dış unsurlarla kişisel, samimi ve birebir temelde etkili şekilde iletişim kurmasına, bilgi paylaşarak yüz yüze ve sözlü sözsüz olmayan bağlamlarda fikir alışverişinde bulunmalarına olanak tanıyan becerilerdir. Aktif dinleme, uyum sağlama, duygu öz kontrolü yapma, güven inşa etme, farklı geçmişlere sahip insanlarla ilgili geri bildirim sağlama veya sadece sosyal bir ilişkiyi sürdürme, saygı gösterme, ilişki kurma bu şeyler arasında yer alır, beceriler arasında yer alır. Sosyal dil bilimsel yeterliliklerde de işte dil bilgisayarı yeterliliği, sosyal dil bilgisayar yeterlilik ve stratejik yeterlilik olarak gruplandırabiliriz. Dil bilgisini yeterli de sözcüksel, söz dizimsel, anlam bilimsel, morfolojik ve fonolojik bilgi sahibi olmak gerekiyor. Söylem yeterliliğinde de dilsel ifadelerin kombinasyonu ve bu ifadeleri birbirine bağlamanın en uygun yollarını bilmek gerekiyor. Sosyo dil bilimsel yeterliliklerde de farkındalıkla sosyal ve kültürel bağlamda iletişim, işte tema, roller, katılımcılar, durum ve etkileşim normlarını bilmek gerekiyor. Stratejik yeterlilikte de sözlü ve sözsüz yollarla iletişim sorunlarını çözme ve eksiklikleri telafi etme becerisi gerekmektedir. Bütün bunlar işletme iletişiminde sahip olması gereken önemli becerilerdir. Bir de kültürler arası iletişim becerilerinden söz etmiştik. Kültürler arasında iletişim önemli bir şeydir. Yani etkili iletişim kurabilmek için farklı kültürlerle önce bu farklı kültürlere karşı bir hassasiyet geliştirmek lazım. Yani onların bizden farklı olduğunu, bizden farklı hassasiyetler anlayabilmek lazım tabii ki.
burada önemli olan ırkçı ve etiketleyici bakış açısının üstesinden gelmek lazım. Yani ön yargılardan kurtularak, etiketlemekten kurtulmak gerekiyor. Ve kültürel çeşitliliğin farkına varmak lazım. Bu kültürel çeşitlilik aslında çok güzel bir şey. Hani bir anlamda tehdit gibi durmasına rağmen bir anlamda da çok büyük bir zenginlik. Biz fark etmediğimiz, farkına varmadığımız, bizi geliştirecek, farklı özellikler katacak o iletişimsel amaçlar içinde farklı şeyler katacak şeyler önemlidir. Yani bunların farkına varmak çok önemlidir. Şimdi bu konuda bir hassasiyetimiz olursa zaten biz ancak kültürler arası iletişim yeterlilikleri elde edebiliriz. Onun için önce sonra kültürler arası etkili iletişim kurmak gerekiyor. Bunun için de beceriler geliştirmek gerekiyor. Mesela bunun için diğer kültürlerin dillerinin öğrenilmesi söz konusu olabilir. Onların iletişim tercihlerine saygılı bulunması. Tabii bunun için de onların iletişim tercihlerini anlamak lazım. Ya mesela işte kişi farklı kültürlerde insanlar işte göz teması, gözünün içine bakma ya da beden duruşu karşılıklı o sosyal mesafe nasıl olacak? Sosyal mesafenin ayarlanması, sonra bazı jest mimiklerin kullanılması gibi bir sürü tercihsel farklılıklar var. Bunun farkına varmak ve anlamak gerekiyor. Eğer dil şey yapmıyorsak, dillerini bilmiyorsak tercüme, çeviri ve yorum programları kullanabiliriz. Kültüre uyum sağlamaları için diğerlerine yardım edebiliriz. Yani bir iletişim kurmak istiyoruz. Ama biz onun kültürüne uyum sağlayacağımız gibi onun da bizim kültürümüze uyum sağlaması için destek vermek gerekir. Dinleme en önemli şeydir. Dikkatle dinlemek, söylediklerini, söylemek istediklerini ya da söyleyemediklerini. Hani çok iyi dinlemek gerekir. Açık bir şekilde yazmak ve konuşmak tabii ki başka bir dilde onun anlayacağı şekilde yazmak ve dinlemek önemli bir şey. Yazmak ve konuşmak. Şimdi bu şeyde diğer kültürlerle iletişim becerileri geliştirilirken işte neler pardon sosyal ve adetlerini anlamak gerekiyor. Giyim, yemek tercihleri hakkında bilmek, siyasi kalıplarını değerlendirmek, dini ve sosyal inançları, ekonomi ve ticari kurumlar hakkında bilgi edinmek, etiğin, değerlerin ve yasaların doğasını değerlendirmek gerekiyor. Bunları anlamadan başka bir kültürle iletişim kurmamız çok kolay olmayacaktır. O yüzden bu becerilere sahip olmak gerekir. Benim bugün genel olarak işletme kavramı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar.